Günaydın Galatasaray TV izleyenleri. Günün gelişmelerini değerlendirmek üzere ilk baskıda Coşkun Çelik'le karşınızdayız. Coşkun hoş geldin. Hoş bulduk Tarık, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Evet, bugün 1 Mayıs Pazartesi, haftanın ilk günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü aynı zamanda. Tüm işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyoruz bu vesileyle. Bir soru sorsam mı? Tabii ki. Emek ve Dayanışma Günü uzun zamandır ismi bu mu yoksa? 1 Mayıs resmi tatil olmadan önce değildi. 1 Mayıs bayramı olarak geçiyordu. Benim çocukluğumda bahar bayramı denirdi. Hı-hı. Değişik isimleri vardı. Resmi tatil olduğu dönemden daha sonra kaldırılıyor. Yani Emek ve Dayanışma Bayramı yeni eklendi. İsim verildi. Evet, Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Galatasaray tekerlekli basketbol takımı yine büyük bir başarıya uzandı. Avrupa'nın 2 numaralı kupası Andorra'nın Goran kupasına. Doğru hatırladım değil mi? Hı-hı. Şampiyon oldu. Albacete'yi, Fransa'nın Albacete takımına 60-60. İspanya'nın. Öyle mi? Pardon, İspanya'nın Fransa'nın Toulouse şehrinde oynadı. Evet, Toulouse'daydı maçlar. İspanyol ekibine 63-61 mağlup etti. İstersen haberimizi izleyelim. Üzerine devam edelim. Tabii. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı. Engelsiz aslanlar Andre Verguven Cup şampiyonu oldu. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak adlandırılan Andre Verguven Cup'ta şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar Fransa'nın Toulouse şehrinde düzenlenen kupanın finalinde İspanya temsilcisi Amiyab Albacete'yi 63-61 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-8, devreyi 31-28 önde tamamlayan Engelsiz Aslanlar son periyoda 47-38 üstün girdi. Maçı 63-61 galip tamamlayan takımımız böylece Andre Verguven Cup'ın şampiyonu oldu. Atışını kullandı, isabetli değil. Bir kez daha Morteza ve... Söyleyecek tek şey, oyuncuları tebrik ediyorum. Yani zaten oyun içerisinde bayağı ezdim onları, canlarını okudum. Çünkü hakikaten çok stresli maç ama Galatasaray son 11 yılda kurduğumuz kültür bu. Bize 112 senelik gelen kültür bu. Çok mutluyuz. İhtiyacımız vardı. Hem ülkemizin hem Galatasaray'ımız hem de taraftarımız burada yoklardı ama önce tabii ki onlara ve kulübümüze armağan ediyorum ve çocuklarına artık gözlerinden öpüyorum. Herkese hayırlı olsun. Vallahi ya çok zor oldu. Hakikaten çok stresli bir maç oldu. Daha şeyini yaşayamıyoruz. Sevincini yaşayamıyoruz. Hakikaten finale yakışan bir mücadele oldu. İki takım da anladığım kadarıyla yani bütün diğer takımların arasında hepsinden daha iyi iki takımdı. Finali hak eden iki takım oynadı. Biraz zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz. Kulübümüze hayırlı olsun. Baştan sona üstün götürdük maçı. Biliyorsun gruplarda ilk maçta yenilmiştik. Kötü başlamıştık. Burada çok iyi başladık. Sonuna kadar götürdük. Hak ettik şampiyonluğu yani. Ya, inanılmaz bir maç oldu. Belki kariyerimin yani en heyecanlı maçlarından biri oldu. İki arkadaşımız 5 faul aldı. İki tane uzunsuz oynadık bugün. İspanya Ligi'nin en iyi takımlarından biri Albacete. İlk gün de söylemiştim. Çok iyi mücadele ettik. Çok basit hatalar yaptık son dakikalarda. Yorgunluğun da verdiği bir şey biraz daha heyecandan. Bunları bu seviyelerde yapmaman lazım. Yaparsan maçlar işte böyle oluyor. Ama turnuvayı kazandık. Kimse biz bu turnuvayı kazanacağımızı düşünmüyordu. Burada herkes favori Albacete'yi veya Bilbao'yu gösteriyordu. Biz altın madalyayı aldık, ülkemize dönüyoruz. Müzemizde sadece Andorra Verogen yani Euroleague 2 kupası yoktu. Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kez kazanmıştık. Bu kupayı da müzemize getirdik. Ama bu bir tane kalsın, bundan sonra Şampiyonlar Ligi kupasıyla devam edelim seneye inşallah. Kulübümüzün daha çok destekleriyle seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Söylemek çok zor söylüyorum ama inşallah ligden de şampiyon olur. Vallahi bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Hocayı, menajere, herkes ellerine kollarına sağlık. Güzel bir mücadele ettik. Sonunda biraz aşağı doğru bir iniş çıktık ama güzel toparladık kendimizi. İki sayı iki sayıdır. Aldık. Kupa bizim. Evet, Galatasaray tarihine bir uluslararası kupada Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımımızdan geldi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Daha önce dediği gibi oyuncularımızın daha önce çok kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık. Müzemizde olmayan tek kupaydı. Tekerlekli sandalye basketbol takımının kazanmaları tek kupaydı.
10'da kazandılar. Tekrar tebrik ediyoruz takım ve idari teknik heyetimizi. Evet, Albacete'ye grupta mağlup olup finalde yenmek de ilginç oldu birazcık. Evet, grupta mağlup olmuştu takımımız. 61-55, finalde ise 60-61 kazandı. Evet, devam edelim. Bugün Sporto Süper Lig'in 29. haftasında haftanın son maçı Galatasaray Bursa Spor'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Hadis Özkah Dükçü olacak karşılaşmada. İstersen sevgili Coşkun maçın haberini izleyelim. Üzerine konuşalım ya. Şimdi Yasin Snyder, Podolski, gol pozisyonu, Yasin geldi, gol! Galatasaray Sportoto Süper Lig Turgay Şeren sezonunun 29. haftasında Bursa Spor'a konuk olacak. Bugün saat 20'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak. Harika bir atakta çok güzel bir bitiriş izledik. İki takım lig tarihinde şimdiye dek 95 kez karşı karşıya gelirken geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 49-21, gol sayısında ise 162-80 üstünlüğü bulunuyor. 1967-1968 sezonunda başlayan rekabette Bursa'da oynanan maçlarda ise 17-13 ev sahibi önde. Bursa Spor'a karşı son 9 maçı kaybetmeyen Galatasaray 29. haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Geçtiğimiz hafta Akhisar deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle dönen Bursa Spor ise son 5 haftada tek galibiyet alırken 28. hafta sonunda 12. sırada yer aldı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele Yasin, Snyder ve Eren'in golleriyle 3-1 Galatasaray lehine bitmiş, Bursa Spor'un tek golünü Kubilay atmıştı. Evet, ilk yarıda oynanan maçın görüntülerini izledik bir yandan da haberimizle birlikte. 3-1 kazanmıştı Galatasaray. Bursa deplasmanları her zaman zordur. Son zamanlarda o kadar zor değil ama. Yani. Yok, genelde bunu şey için söylemedim. Yani tüm takımlar için. Bursa deplasmanı deyince değil mi? Bursa aslında çok zor bir takım. Ama son dönemlerde arka arkaya Süper Kupa maçlarında, Türkiye Kupası finalinde. Galatasaray için çok zor geçmiyor. Çok zor geçmedi. Ben bugün de çok zor olacağını düşünmüyorum zaten. Galatasaray'ın da galibiyete ihtiyacı var. Gerçi Bursa Spor da biraz daha kendini üst sıralara atma gayreti içinde. Dediğin gibi ama Galatasaray hani bir seriyle bitirmesi lazım sezonu. Önümüzde 6 maç var. Hedeflenen bir 18 puan var. Evet, birazdan yine konuşacağız. Evet, 16-18 mi olduğunu. Evet, umarız hani bir seriyle biter. Galatasaray için çok moral verici olacaktır. Hem de Avrupa kupalarına katılma konusunda alınacak her puanın önemi var. Dedim, evet, Coşkun, gazetelerle devam edelim. Evet. Maçı da oradan da görürüz. Başlayalım. Açık Mart Korkusuz gazetesiyle başlayalım. Snyder Bursa'yı seviyor diye bir başlık var. Hocası Igor Tudor'la arasındaki buzları eriten ve sahaya çıktığı 11 maçta Bursa'ya 6 gol atan Snyder bugün de takımın en önemli kozu. Evet, daha önce Snyder'ın böyle bir güzel istatistiği var Bursa Spor'a karşı. Evet. Oynadığı maçlarda 6 gol atmış. Hazırlıklar tamamlandı. Yine Igor Tudor'un açıklaması var. Rakibi küçümsemeyin diye, daha doğrusu futbolcularına telkini var dersek daha doğru bir ifade olur. Maç öncesi dizilişler verilmiş yine. 4-3-2-1 Bursa Spor'un dizilişine karşı Galatasaray'da 4-3-1-2. Orta sahada yani farklı bir varyasyon var. 4-2-3-1 şeklinde. Yine Galatasaray'ın 5 yıldır kaybetmediği de belirtilmiş. Şeyi merak ettim şimdi, Westin acaba en çok gol attığı takım Bursa Spor mu? Olabilir. Ben de onu düşündüm bir yandan. Olabilir. 6 gol ciddi bir rakam. Bir orta saha oyuncusu için. Evet, Fanatik'le devam edelim. Fanatik'te bir transfer haberi var. Transfer iddiası var, daha doğru bir ifade. Bunu ikinci kez okuyacağız. Evet, Mandzukic atağı. Galatasaray yıldız transferini hedefliyor. Sarı Kırmızı yönetim Mario Mandzukic menajeri de temasa geçmiş. Balotelli, evet, zaman zaman Balotelli ismini de okuyoruz. Balotelli sorunlu bir isim. Balotelli hocaya bağlı denilmiş. Mangala uzun süredir, değil mi? O da transfer iddiaları arasında geçen isimlerden bir tanesi. Senegalli futbolcu. Okuyayım, Mangala. İspanya'da kalmasının zor olduğu belirtilmiş. 26 yaşındaki oyuncunun transferde olası isimlerden olduğu iddia ediliyor.
Marsilya'nın da Şeju'ya karşı bir aşkı varmış. Evet. Marsilya'nın Şeju aşkı. Ben bir tane çok sağlam bir yıldızın geleceğini düşünüyorum bu sene Galatasaray'a. Yani geçtiğimiz günlerde Cenk Ergün'ün de bir açıklaması vardı. Vasat oyuncu almayacağız diye. Hı hı. Galatasaray biraz daha ismi olan futbolculara yönelecek diye bir izlenim var transfer sezonunda. Evet, Engelsiz Aslanlar Avrupa şampiyonu olarak görmüş. Güzel fotoğraf değil mi? Çok güzel bir fotoğraf. Hı hı. Genelde basketbol takımları şampiyonluğun ardından fileyi hatıra olarak alırlar. Hı hı. Aynı şekilde fileyi hatıra olarak almış ve oyuncumuz da fotoğraya çıkmış. Çok güzel bir fotoğraf. Evet, foto maçla devam edelim. Foto maçta da yine transfer iddiaları var. Wilfred Bonny, geçen sezon sıklıkla ismi çıkmıştı Wilfred Bonny'nin. Manchester City'de forma giyiyordu. Bu sene de fil dişli golcü hususunda Galatasaray'la aynı cümlede geçiyor. Wilfred Bonny, hani olur mu olmaz mı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama ismi geçen isimlerden bir tanesi Leyva. Evet, Leyva'nın maliyeti çok ön plana çıkıyor, evet. Coşkun. Brezilyalı orta saha oyuncusunun özellikle yıllık talep ettiği rakam eğer evet, doğruysa 4,5 milyon euro civarındaydı. Evet, Türkiye'de şu anda o rakamların ben artık bundan sonra mümkün olacağını düşünmüyorum. Her takım için bunu söyleyebilirim herhalde. Çok çünkü hani kur da çok yükseldi 3-4 sene önceye göre. O rakamlara çıkılacağını düşünmüyorum. Bu arada Fotoğraf'ın bir iddiası var. İki isimle döndü diyor Cenk Ergün için. Evet. Birisi Douglas Giyon'dan, biz de Fermalen. Yani. Evet, Hürriyet gazetesi. Hürriyet'le devam edelim. Dün Dursun Özbey'in 51 üyeyle, evet, genel kurul üyeleriyle bir toplantısı vardı. Kendisi genel kurulda söylemişti, her sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. Hı-hı. Ama cevaplayamadığı sorular için genel kurul üyeleriyle bir araya geldi Başkan Dursun Özbek. Burada bir araya geldi Türk evet, Telekom Arena'da. Evet, Türk Telekom Arena'da soruları cevaplandırdı. O toplantıya ilişkin açıklamalar var. Başkan Dursun Özbey'in ağzından projesi olan bir aday görmedim. Evet, Galatasaray Başkanlığı için son zamanlarda çeşitli isimler. Hani şu anda bir kongre yok ama her takım, her kulübün hani, istediğine ulaşamadığı zamanlarda olur. Şu anda Galatasaray için de zaman zaman böyle isimler söz konusu oluyor. Böyle isimler ortaya atılıyor. Başkan da ona cevaben projesi olan bir aday görmedim şeklinde bir açıklama yapmış. Hürriyet gazetesi onu manşete taşımış. Milliyet'te de devam var haberin. Evet, Milliyet gazetesiyle devam edelim. Şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlık. Galatasaray için %100 doğru bir tespit, doğru bir önerme. Galatasaray Başkanı Özbek futboldaki kriterlerini anlatırken hatalardan ders çıkardıklarını söyledi. Şampiyonluk dışında her sonuçta başarısızlık demiş. Bu arada kaybettiğimiz derbinin ardından ağlayan küçük bir taraftarımız vardı. Onun Musa'yla fotoğrafı var. Gerçekten çok sevimli bir kardeşimiz. Gözyaşları hepimizi üzmüştü. O da ziyaret etti. Musa'yla ile bir fotoğraf çektirdi. Doruk değil mi? Doruk Karbuz. Evet, Doruk Karbuz. Ziyaret etmiş. Çok da sevimli. Çok alttaki Fop Kalk Trabzon'un maçı değil mi? Trabzon evet, maçı ile ilgili. Bu arada Deniz Gülen hazır. Kendisi Bursa'da. İstersen Deniz'e bağlanalım. Takımın son durumunu alalım. Deniz merhaba. Takımın son durumu nedir? Senden öğrenelim. Günaydın. Günaydın Tarık, günaydın Coşkun. Bursa'dayız. Sizin de belirttiğiniz gibi takımımız artık şu anda kahvaltıda bir araya geliyor. Hemen onu belirtelim ve detayları aktarmaya başlayalım. Önce az önceki sohbetinizle ilgili birkaç cümleyi sizlere aktarmak istiyorum. Evet, dün Doruk buradaydı biliyorsunuz, Fenerbahçe mücadelesi sonrasında gözyaşlarıyla sosyal medyada oldukça yer edinmişti kendisi. Dün akşam buraya geldi ve akşam yemeğinin hemen ardından tüm oyuncularla buluştu. Hepsine Muslera forması vardı elinde. Muslera forması imzalattı ve tüm futbolcularla teker teker fotoğraf çekti. Yüzü o kadar güzel gülüyordu ki Doruk'un, gerçekten bu hepimizin içini biraz rahatlattı. Onu mutlu etmek bizi de mutlu etti. Bunun da altını özellikle çizelim ve kendisi buradan çok mutlu şekilde ayrıldı. Futbolcular da ona bundan sonraki maçlarda seni üzmeyeceğiz diye söz verdi. Ve o da mutlu bir şekilde Bursa'daki kamp yaptığımız otelden ayrıldı. Bunu belirterek başlamış olalım.
Biraz takımımızla ilgili bilgileri sizlere verelim. Dediğimiz gibi şu anda kahvaltıda buluşuyorlar. Toplu bir kahvaltı yemeği, beraber yenilecek kahvaltı. Ardından da dinlenmeye çekilecek oyuncularımız. Dün saat 15.30 sıralarında Bakırköy'den kiralanan deniz otobüsüyle Bursa'ya geldik. 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Güzelyalı'ya, Mudanya'ya ulaştık. Ve ardından da 25 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla buraya geldik. Kamp yaptığımız otele yerleştik ve artık maç saatini bekliyoruz. Ben size hemen takımımızın kamp kadrosunu aktarmak istiyorum. Hangi oyuncuları getirdi Igor Tudor, onları sizlerle paylaşayım. Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Snyder, Lucas Podolski, Martin Lines, Geri Rodriguez, Cenk Gönen, Buruma, Aurelien Şecu, Hakan Balta, Lionel Carol, Tolga Ciğerci, Josie, Nigel De Jong ve Sabri Sarıoğlu. Semih Kaya son anda arka adalesinde bir ağrı hissettiği için riske edilmedi ve Bursa Spor maçı kadrosundan çıkarıldı. Onun dışındaki oyuncuları da az önce sizlere aktardım. Bu oyuncularla Bursa'ya geldik ama akşam tabii hangi 11 ile sahaya çıkacağını Igor Tudor belirleyecek. Timsah Arena Büyükşehir Belediye Stadı buraya çok yakın, yaklaşık 4-5 dakika mesafe, hatta o kadar bile değil. Hemen otelin yanından çıkacağız ve bir yolu takip ederek birkaç dakika sonra da stada ulaşacağız. Saat 18.25 sıralarında buradan çıkacak takımımız ve ardından da stada ulaşmış olacak ve saat 20'de Bursa Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Hava kapalı, yağmur yok. Dün bir ara yağmur yağıyordu Bursa'da ama bugün henüz yağmur yok ama hava biraz kapalı, zaman zaman da serinliyor. Bu şartlar altında mücadele oynanacak diyoruz. Biz ilerleyen saatlerde takımla ilgili gelişmeleri, maç önünde ve maç sonrasında da güzel röportajları ekranlara getirmeyi istiyoruz tabii ki diyorum ve sözü merkeze bırakıyorum. Evet, Deniz Güden'e çok teşekkür ediyoruz. Bir çırpıda tüm detayları, son durumu anlattı. Aynen, aynen. Takımın son durumunu aldık sevgili Deniz'den. Evet, gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesi de devam edelim. Özbek 16, takım 18 başlığı atılmış. Bu herhalde puan hesabı değil mi? Başkan, evet, 16 başkan puan Dursun istemiş. Özbek ilk yarıda olduğu gibi son maçlarda, son 6 maçta 16 puan öngörüyor. Futbolcular da 6'da 6 hesabı yapıyorlar. Evet, yapılacak dediğim gibi. Üst üste kazanılacak maçlar Galatasaray'a en azından sezonun bitişi anlamında çok moral verecek. Yeni sezon içinde hani Galatasaray'ın ben buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, belirttiğin gibi Başkan Özbek 16 puan. İlk yarıda Galatasaray bu seriyi 16 puanla tamamlamıştı. Hı hı. Futbolcular ise bu hedefi 2 puan daha yükseltip 18 puan hedeflediklerini belirtmişler. Evet, Vatan'la devam edelim. Tek çare kazanmak. Yalımcan Sarpi'nin haberi. Evet, artık puan kaybı lüksümüz yok. Kalan maçlarda sadece kazanmak değil, aynı zamanda iyi oynamak zorundayız. Ben sizlere inanıyorum, siz de kendinize inanın. Galibiyetler geldikçe herkes futbolumuzun farkına varacak. Evet, bu Tudor'un futbolcularına hitaben yaptığı bir konuşmadan alıntılanmış. Yine bak, Burum haberleri var. Evet, Burum'a İngiliz kulüplerinin ilgisi olduğuna dair iddialar çıkıyordu. Tottenham'da değil Tottenham'da mi? Tottenham'da en son. Bu sefer de Leicester ve Southampton kulüplerinin Burum'a ile ilgilendiği belirtilmiş Vatan'ın haberinde. Evet, Buruma'nın ilgi görmesi. Tabii Buruma yetenekli futbolcu. 2015'ti değil mi? Evet. O Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Gençler Dünya Kupası'nda. Yani yaptığı çıkıştan sonra bu sezon da çok iyi başladı. Yani normal geliyor aslında İngiliz kulüplerinin ilgisi. Normal, çok dillendi ama İngiltere mevzusu. Yani hayırlısı olsun diyelim. Sonuçta şu anda iddia boyutunda ama göreceğiz. Evet, gazetelerimizi bitirdik. Günün golüyle devam edeceğiz. Günün golünde Bursa Galatasaray, bir Bursa deplasmanında Hayim Rey ve onun golü var. İzleyelim, üzerine konuşalım. Hakan Lukunku indirdi. Revivo, Revivo! Süper bir gol! Revivo, Revivo, Revivo! Galatasaray 2-0 önde. İşte Revivo ve gol sonrası şovu. Taklasını attı. Revivo taklasını da attı ikinci golü de. Revivo! Bursa Spor 0, Galatasaray 2. Mondragon, Galatasaraylı oyuncular büyük sevinç. Golün oluşumu, gol pasını veren kafayla Lukunku ve Revivo çok güzel vuruyor topa. Galatasaray 2-0 önde. İşte Revivo. Nefis bir gol Revivo'dan. Bursa Spor 0, Galatasaray 2. Revivo. Golü atıyor. Gol sonrası şovuna başlıyor ve taklası. Galatasaray.
Evet, Haim Leivon'un golü 2002-2003 sezonu. Bu Fatih Terim'in ikinci dönüşünün, ilk dönüşünün, demek daha doğrusunun ilk sezonu. Değil mi? Yanılmıyorum. İlk sezonu, ikinci yarının ilk maçı. İlk maçı. Evet, tüm her türlü özetledik. Evet. Şu maçı kertesi olarak. Evet, yani şu kadro çok güzel bir kadroymuş aslında. Şöyle, devre arası yapılan dört transferden bir tanesi Haim Leivon, Abel Şavyaz, Suat Usta ve Ali Lukunku. Galatasaray dört tane takviye yapmıştı ve o dört takviyeyi Fatih Terim bu maçta sahaya sürmüştü. Biz de galiba bu iş oldu demiştik. Oldu dedik. Evet, oldu dedik. Çünkü çok iyi başlamıştı her şey. Transfer edilen futbolcular inanılmaz katkı vermişti bu maçta. 4-1 ya da 4-0. Değil mi? Tam hatırlayamadım. 4-1. Ama. 4-1 mi? Kaleci de Maidan, eski Göztepe'li Maidan. Evet, iyi bir kaleciydi, Polonyalı Maidan. Haim Leivon inanılmaz iyi başlamıştı bu maçta. Evet. 3 gol atıyor. Herhalde en güzel... Çok sürpriz bir transfer değil miydi Haim Leivon? Çok sürpriz bir yani. Yani Fener'den geleceğini düşünmemiştim ben. Ben de düşünmemiştim ama hani bir süreç yaşanmıştı. Evet, tabii. Ara vermişti. Dediğin gibi ben de pek beklemiyordum bu transferin olmasını o dönem. Takımda şey de var bu arada, kefen giyerim, o formayı giymem diyen Balış da var. Evet, doğrusu aslında Balış'ın ağzından çıkmıyor o sözler. Bir pankartta. Bir pankartta yazıyor, Balış da pankartta tamam. İşaret ediyor galiba. Evet ama Balış pankarta bir şey demedi, yani inkar etmedi. Şimdi kardeşim o pankartı oradan kaldırır mı diyecek adam. Yani ağzından çıkmıyor sözler. Yani doğrusunu söylemek açısından. Yoksa Balic onu onaylıyor, onaylamıyor anlamında söylemiyorum ama işin doğrusu oydu. Bir pankart vardı. O pankartta Balic'e yakıştırılmıştı. Evet, bu takımda o da var. Dediğin gibi çok iyi bir kadro. Takım sevinirken diğer de benim de o dikkatimi çekti. Kötü oyuncu yok. Kötü oyuncu yok. Takımda sezonu ikinci sırada bitirmişti. Beşiktaş'ta şampiyonluk mücadelesine girmişti. Keşke bu takım daha uzun yıllar bir arada olsaydı. Evet. Ama şampiyonluk gelmeyince dağılan takımlardan bir tanesi oldu. En azından Haim Leivon galiba, değil mi? Evet. Hemen ayrıldı zaten. Ayrıldı. Şöyle. Evet. Bugün böyle tarihten manşetlerle devam edeceğiz. Başlayalım istersen. 86 başlayalım. Yılından başlayalım. Evet. Erdal var. İlk konuğumuz Erdal. Ölesiye oynayacağım demiş. Evet. Tabii niye ölesiye oynayacağım diyor. 1986 yılı, yani 85-86 sezonu, bizim namalip ikinci olduğumuz sezon. Beşiktaş maçına sayılı günler var. Erdal da açıklama yapmış, ölesiye oynayacağım diye. Geçtiğimiz yaz 2 gol atmış Erdal. Bu sezon da atacağını iddia etmiş. Evet. Ama atamadı. Maç 1-1 bitti. Golleri bizden Yusuf attı. Beşiktaş'ın golü de Ziya atmıştı. Yusuf Ziya oldu yani. Bu arada sahada bir fotoğraf var. Çok güzel fotoğraf. Çok güzel. Yani günümüzde bir futbolcu yaptırabilir misin bunu? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Rıza Çalınbay ile Kadir Akbulut. Akbulut. Beşiktaşlı polisler vukuat istemiyor denmiş. Evet, ellerinde kelepçe, vukuat istemiyoruz diyorlar. Yani solda altta da Feyyaz Stankoviç'le tartışmış. Küçük çaplı bir prodüksiyon var. Evet. Yani tam oturmuş polis gibiler. Evet, değil çok mi? İyiler. Çok iyiler. Evet, 88 senesi. Evet, Galatasaray helalinden 3-1. Hatırlıyorsun sen bu maçı. Bu maçı hatırlıyorum, Galatasaray-Malatya. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Galatasaray o sezon 2 mağlubiyet almıştı. Bir tanesi Malatya'da biraz. Orada 3-2 yenilmiştik biz. 3-1. Oradaki maç da mı 3-1'di? 3-1 değil miydi? Peki. Diğeri de Samsun deplasmanı 1-0 kaybetmiştik. Galatasaray'ın şampiyonlukla bitirdiği sezondu. İçeride kazanmıştık. Zaten bu maçın ardından da lideriz. 78 puanla. 34. Evet. hafta 20 takımla oynanıyor bu sezon. Bir maç eksiği var Beşiktaş'ın 72 puanda. Son 4 haftaya giriliyor demek. 38 haftalık evet. bir sezon. Kaleci Yaşar fotoğrafta. Evet. Ceyhun var fotoğrafta. Bir zamanlar gol yakalamak çok önemliydi Türk spor basınında. Herkes filelerin arkasında beklerdi. Fotoğrafı çeken de ünlü magazin muhabiri Kenan Erçetingöz. Öyle mi? Hı-hı. Güzel fotoğraf. Evet. Helaline 3-1. Evet, 1989 yılı. Hoş geldin Cimbom. Niye hoş geldin diyorlar? Çünkü Şitağ Bükreş maçları evet. sonrası hafif bir sendeleme yaşandı. Galatasaray elendikten sonra, Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda ettikten sonra kazandığı ilk galibiyet galiba. Evet. Yeniden lige dönen Galatasaray, Adana Demirspor önünde Fener'le oynayacağı kupa maçının son provasını yaptı denmiş. Ali Sami Aslan'la oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazanmış. Goller de Mirsat,
İki gol Tanju'dan, bir gol de Yusuf'tan gelmiş. Yusuf da bayağı gol atıyordu değil mi? Evet. Yani Yusuf her mevkinin adamıydı ama zaten. Tabii orta saha, işte stoper, forvet arkası değil mi? Her mevkide oynuyordu. Valla şimdiki Mehmet Topal diyeceğim de. Ya, yok o yine bir statik de hasta. Evet. Hani bir yere bağlanıp kalıyor. Yusuf hakikaten her mevkinin adamıydı. Evet. 1992 yılına gidiyoruz. Cimbom Wenkloş'a taktı. Wenkloş Fenerbahçe'nin hocası Fenerli değil mi? Fenerli Wenkloş'u. Evet, ama zaten şey çok haber de inandırıcı değil zaten de. Evet. Ben soldaki haber için aldım onu aslında. Şey, Galatasaray'dan Koçer'e Şevkat. Geçenlerde gitmişti ya yani. Evet. Baştan sonra apar topar tüydü, kaçtı. Tüymüştü. Tüydü yazmıştı. Evet. Dönmüş. Dönmüş. Şevkat'le karşılanmış. Evet. İki yıl daha Galatasaray'da kalması için çaba sarf edecekmiş yönetim. Geçti artık ama. Oynamayacak bundan sonra bir daha. Ya Koseçkin'in son halini gördün mü sen? Bakan, çok şişmanlamıştı. Ya inanılmaz. Çok şişmanlamıştı. Yani sporu bıraktıktan sonra bırakmış. Öyle. Derler ya salmış. 1994 Tarık bu Kayseri spor maçı var bir tane. Evet, Cimbom koçlar gibi. Soner'in attığı bir gol vardı uzaktan. Evet hatırlıyorum. O maç. Formasını çıkarıp sevindi. Bravo. Ben gitmiştim bu maça. Yan açıktaydım kusura bakma. Bravo. Aynen. Peşinde izleyenlerdensin. Ya, yani. Şey. Evet Galatasaray Lig'de şampiyonluğu son 3 maçta alacağı 9 puana bağlı. Galatasaray o sezon şampiyon olarak tamamladı. Olduk zaten. 93-94 sezonu. Fotoğrafta Rainer Stuhl'la İlhan değil mi? Hı hı. Bayağı transferde ismi geçen isimlerden evet. Bir tanesiydi Kayseri Spor'un stoperi. Ama büyük bir takıma gelmedi. Gelmedi. Oynamadı büyük takımlarda. Ama hani Fenerbahçe'de ben kaleciyi tanımadım. Kaleci ben Nihat zannettim. Bir anda Nihat'ın ne işi vardı Nihat'ın zaten. Nihat'ın formasına benziyor. Evet ama kaleci Hakan'mış. Ha, değilmiş ha. Yani. Nihat da aynı formayı giymiş. Evet. Şey bir de sağda altta Ertuğrul Pazarlığı var. Evet. İspanyol Yönetim'de futbol şubesi sorumlusu evet. Dönemin Adnan Polat Ertuğrul için pazarlık yapmış. Daha önce bahsetmiştim. Ertuğrul'un transferi Beşiktaş'a gerçekleşiyor. Ama İsmail Yunan'ın şöyle bir açıklaması vardı. Yani biz Galatasaray'a söz verdik. Binbali'nde konuşmuştu ve Galatasaray'a karşı bu transferden dolayı bir mahcubiyet yaşadığını belirtmişti. Hı hı. Daha sonra da Samsun Sporlu Osman hatta o mahcubiyetin bedeli olarak Galatasaray'a transferi gerçekleşmişti. Osman da gerçi sakatlıktan bu çok faydalı olamadı evet, Galatasaray'a. Evet, orta sahada oynuyordu. Samsun'da iyi bir iz bırakmıştı ama Galatasaray'a faydalı olamadı. Evet, 1996 Hessler hata. Dönemin en iyi futbolcularından bir tanesi Thomas Hessler. Yani de en iyi değil artık yavaş yavaş. Dönemin dediğim aslında biraz daha önceki dönemin. Daha doğru olur. O dönem Kastre'de oynuyor. Almanya'ya geri dönmüştü. 3,5 milyon mark tutarındaki bonservis bedeli Galatasaray'ın işini zorlaştırıyormuş o dönem. Sarı Kırmızı yöneticiler Hessler ve kulübüyle anlaşmanın yollarını arıyor diye ifade edilmiş. Thomas Hessler. Galatasaray, yalnız şöyle söyleyeyim Coşkun. 96 yılının haberi 94-95-96'da Hessler çıkmıştı. Hep gündemdeydi. Hatta Mehmet Bain, Hessler, Mateus. Aynen öyle. Bu isimler hep Aldair yine. Ismi. Roma'dayken Hessler'le Aldair birlikte çıkıyordu. Mehmet Cansu'nun da şöyle bir açıklaması vardı. 5 Nisan kararlarında dolar o kadar kuru o kadar yukarı çıktı ki biz bu iki transferi gerçekleştirecektik. 5 Nisan kararlarının ardından kurdan dolayı Hessler ve Aldair transferini gerçekleştiremedik diye bir röportajını izlemiştim. Doğru. Bu arada o günlerde Kurban Bayramı'ydı 96 yılında. Evet. Taraftarlar da bayram sebebiyle Florya'ya yakın etmişler. Suğunus'un elini öpen şey var, zıp çıktı zar. Evet. Cafer. Cafer. Evet. Şenol değil miydi? Şenol muydu? Şenol'du evet. Şenol'da bir evet. Filmi vardı Cafer rolünde çocuk. O tamam işte değil o. Mi? Evet. Doğru orada. Evet, kendisi de hayatını kaybetti, evet. Vefat etti. Oldu bayağı değil mi? Oldu, böyle. Evet. Galatasaray'ın maçlarına geliyordu tek başına. Hani numaralı yeni açıp birbirine bağırıyor ya, şimdi bom bom benim falan. Şenol tek başına bağırıyordu bir tribünden. Diğer tribünde karşılık veriyordu. Çok iyi. Düşün, öyleydi yani o çocuk. Allah rahmet eylesin. 98 senesi. Evet, Galatasaray harekatı. Sarı Kırmızı yöneticiler Kocaeli Sporlu Tarık, Nuri Ahmet ile Samsun Sporlu Serkan'ı transfer etmek için atağa kalktılar. Kocaeli Sporlu Tarık dediğimiz Fenerli Tarık. Evet. Nuri zaten evet. Ahmet Nuri. Dursun mu? Ahmet Dursun. Serkan burada. Samsun Sporlu Serkan. Evet, sadece Serkan. Fotoğraftaki Serkan. Ben... Evet. Ha, Tarık'ı ben Timur'da okudum biliyor musun? Ya?
Yok, Timur fotoğrafta. İstanbulspor'un stoperiydi Timur. Tabii. Timur'u beğenirdim ben aslında. Çok severdim. Adanaspor'dayken de doping yaptı. Futbol hayatı bitti. Evet, Filipescu da son iki maçta yokmuş. Evet. Ben futbolcumuz. Evet, tarihte büyük Galatasaray manşetlerini okuduk. Tarihteki Galatasaray manşetlerini. Peki tarihte bugün neler var? 1 Mayıs'ta neler olmuş? Oradan başlayalım. Tabii ki 1 Mayıs deyince aklımıza, demin de programın açılışında da bahsettik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geliyor. Hı hı. 1 Mayıs 1886'da Amerikan İşçi Sendikaları, özellikle Chicago'da konfederasyon önderliğinde. Amerika'da başlıyor yani evet, 1 Mayıs. Evet, günde 12 saat çalışıyorlar. Haftada 6 gün bu 8 saatlik çalışma talebiyle. İlk işçi eylemleri gerçekleştiriliyor Amerika'da. Türkiye'de ilk kutlanması da İzmir'de oluyor galiba. Evet, İzmir'de oluyor. 1 Mayıs 1905 diye biliyorum ben. Hı hı. Bazı kaynaklar 1 Mayıs 1906 olduğunu da söylüyor ama Galatasaray'ın kuruluş tarihiyle aynı. 1 Mayıs 1905 diye biliyorum. Evet, Amerika'da ortaya çıkıyor. Daha sonra da 1 Mayıs kabul ediliyor. Amerika'daki olaylar gerçekten bazı işçilerin ölümüyle sona eriyor. İkinci Enternasyonel'de de 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanması her yıl kabul ediliyor. Evet, şu anda görüntülerini izlediğimiz filmde Köşeyi Dönen Adam filmi, Kemal Sunal'ın, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde 1978'de çekilmiş bir film. Filmin son sahnesi Coşkun, 1 Mayıs bayramına karışıyor Kemal Sunal bir anda. Çok güzel, benim sevdiğim Kemal Sunal filminden bir tanesidir. 78'de 1 Mayıs kutlandı mı? İstanbul'da, Taksim'de kutlanmadı. Yani 77'deki kanunla 1 Mayıs'tan sonra evet, 78'de kutlanmadı. Zaten yıllar sonra 1 Mayıs 1976'da Taksim'de kutlanıyor. Şu anda o filmden sesi de verebilirsek, burada 1 Mayıs marşıyla beraber yürüyor. Evet, filmin hikayesi çok... Filmin hikayesi çok ilginç. Köşeyi dönmek isteyen isim Kemal Sunal. Amerika'dan kendisine gönderilen bir eşek var, amcası. Hı hı. Bu eşeğin sırrı nedir diyor. İçinde Kemal Sunal'da bir hikaye öldürüyor. Bu eşeğin karnında bir elmas var diyor. Hı hı. Dost bilmediği herkes dost oluyor. Yani işte Sami Hazin Ses, sen de bilirsin filmde. Hı hı. İnsanların gerçek yüzünü görüyor işin aslı. En sonunda da işçilere karışıp 1 Mayıs yürüyüşüyle birlikte film sona eriyor. 1 Mayıs'a da o dönem böyle bir atıf yapılmış 1978 yılında. Güzel görüntüler. Evet, çok güzel görüntüler. Tekrar Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm işçilerimizin, emekçilerimizin bayramını kutluyoruz. Evet, 1 Mayıs 1956 ile devam edelim sevgili Coşkun. Türkiye, Brezilya ilk kez evet, karşılaşıyorlar. Evet, ilk kez Türkiye, Brezilya ile maç yapıyor 1956'da. Evet. Hatta bunun küpürlerini de buldum ben. Coşkun Çelik arşivinden hiçbirisi kaçmıyor tabii ki. Türkiye, Brezilya maçı bugün oynanıyor. Evet, Mustafa iyileşmediği takdirde takıma Ayhan alınacak. Ayhan Elmastaş galiba değil mi? Evet. Naci. Mehmet Ali Sağç'e, Naci Sağhaf'a geçecek evet, denmiş. Naci Özkaya. 11 verilmiş ama biraz farklı olmuş. Türk bir takımı, Brezilya bir takımı şurası. Gördün değil mi orayı? Evet, ilginç. Güzel olmuş ama. Güzel evet, olmuş. Şükrü kalede, Ahmet Basri, Mustafa Kadri, Kadri Aytaç, İsfandiyar Açıksöz, Naci Özkaya, Ercan ve Lefter. Lefter de kaptan olarak sahaya çıkacakmış. Evet. Türkiye bu maçı 1-0 kaybediyor. Tarihte Brezilya ile oynanan ilk maç olarak kayıtlara geçiyor. Golü de Calma atmış. Didi oynuyor. Evet. Evet, Didi var takımda. Dedim Pele var mı? Tabii Pele için çok erken. Nilton Santos, Gilmar. Güzel, çok güzel bir evet, şey olmuş. Bir tane fotoğraf var. Dünkü maçtan önce soyunma odası diye. Yani soyunma odasında, yani şey, maça gelirken kravatla geliyor insanlar. Yalnız başta çok enteresan değil mi? Brezilyalı futbolculara 1-0 mağlup olduk. Evet, futbolculara 1-0 mağlup olduk. Yani acaba Brezilya milli takımı değil mi? Yani Brezilya kalmasın mı? Yok, milli maçı diyor. Türkiye'de milli maçı. Ha. Didi gelmiş. Yani evet. Ötesi yok. Dünkü maçta 24 kara borsacı yakalandı. Hadiseye 2 İzmirli hakimin ismini de karıştı. Yalnız alt başlık neden öyle hani bir başka bir adli olayı vermişler. Öyle. Hani maçla ilgili detay verilmeyip alt başlıkta adli olay yansıtılmış.
Enteresan. Güzel olmuş. Calma. Sağ bekmiş, o atmış golü de. Evet. 1-0 yenildik maçtan sonra ne dediler. Evet, dediğin gibi kravat da gelmiş. Çok hoş. Evet, 1 Mayıs 1968 Oliver Bierhoff'un doğum günü. Alman futbolcu. Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff deyince aklımıza gelen aslında en önemli maç bu maç. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası finali altın golle Almanya kupayı alıyor. İlk altın gol mü? İlk altın golle alınan kupa, ilk altın gol atan futbolcu uluslararası karşılaşmalarda. Bak Thomas Hessler 96 milli takımda oynuyor yalnız. Evet. İki gol atıyor galiba değil mi maçta? Bir gol mü? İkisini de kendisi atıyor. Oyuna sonradan giriyor. Evet. Önce beraberliği yakalıyor Almanya Bierhoff'un golüyle. Sonra da evet, altın golde yine Bierhoff atıyor. Çek Cumhuriyeti'nde Çekoslovakya. O dönem Çekoslovakya. Patrick Berger'in golüyle galiba 1-0 öne geçiyordu maçta. Fakat uzatmaya götürüyor Almanya maçın sonlarına doğru. Daha sonra da Oliver Bierhoff'un golüyle kupaya uzanıyor. Yani kupayı getiren gol oluyor. Hı hı. Bugün de Oliver Bierhoff'un doğum günüymüş. 1968 yılında doğmuş. Penaltı mıydı? Evet, penaltı. Patrick Berger kalecinin üstüne sert bir vuruş yapacak. Andreas Köpke galiba kalede. Berger o zamanlar Liverpool'da oynuyor muydu? Yok, Dortmund'da mıydı? Liverpool'a gidecek. Dortmund'da mı şu anda? Evet, Avrupa Şampiyonası'nın ardından. Evet, tahmin ettiğim, yani hatırladığım gibi tahmin ettiğim yanlış ifade olacak. sert bir vuruşta 1-0 öne geçirmişti. Buradaki ilginç olaylardan bir tanesi, şu an sahada olan oyunculardan biri Simicher. Simicher 96 Avrupa Şampiyonası'nda, şimdi grupta... Bu da ilk golü. Gruplarında Rusya var, Almanya var, İtalya var. Diyor ki herhalde muhtemelen biz eleniriz herhalde diyor. Hı hı. Ben şu düğünü Haziran sonunda yapayım diyor. Ama Çekler Almanya'nın ardından ikinci olarak üst tura çıkıyorlar. Evet, aynı grupta vardı. Tur atlaya atlaya geliyorlar. Simicher'in düğünü iptal ediliyor. Yani inanmamış. İnanmamış. Ben milyar bir takım almam o çocuğu. Yani evet. İnanmayan adamın işi yok. İnanmadığı için de zaten Çekler yenilmiş Almanya'da 2-1. Yalnız evet, kaleci topu göremedi herhalde. Evet. Sparta Prag'ın kalecisiydi, ismini hatırlayamadım şimdi. Kuba. Kuba. Kuba'ydı galiba. Evet. Biz zaten o bir yıl önce elenmiştik. Evet, Sparta Prag. Hatırlıyorsun. Evet, 1 Mayıs 1988 Altıner Bulağ'ın ölüm yıl dönümü. 1 Mayıs 1988'de kaybettik. Altıner Bulak aklımızda, hani Altıner Bulak deyince değil mi? Spor deyince aklımıza ne geliyor mesela? Altıner Bulak'ın gazete sayfalarında çizdiği karikatürler geliyor. Evet, evet. Başka spor deyince, Galatasaray deyince aklımıza ne geliyor? Gündüz Kılıç'ın Galatasaray Yönetim Hocası iken takımı toplayıp hadi bugün Altıner izlemeye gidelim dediği evet, Altıner Bulak aynı zamanda bir Galatasaraylıydı. Sinemacı, Galatasaraylı. Ben bilgisayar dünyasıyla aklımda kalmış. TRT'de yayınlanan bir program vardı. Hı-hı. Çok küçüktüm. Basic dilinde kodlamayı öğretiyordu o yıllarda. Altaner Bulak ne kadar geniş bir vizyona sahip olduğunu oradan da anlayabiliriz. Altaner Bulak'la ilgili Suna Yakın aktarıyor bir kitabında. Çok ilginç bir hikaye. Altaner Bulak 1929 doğumlu. Ankara'da babası da binbaşı, asker. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya'dan meclise giderken yürüyerek gitmeyi tercih ediyor. Halkla hani dertlerini dinlemek, selamlaşmak adına. Altaner Bulak da sarışın bir arkadaşıyla her sabah Gazi'nin geçtiği yoldan Atatürk'e selam vermek için koşuyorlar okul öncesi ve selam veriyorlar. Fakat her seferinde Atatürk'ün kendilerini görmediğini düşünüyorlar. Bir sabah sarışın arkadaşı hastalanıyor. Kendisi yok. Altaner Bulak tek başına gidiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Altaner Bulak'a diyor, ne oldu, sarı nerede diyor. O an anlıyor ki her sabah aslında Atatürk onların farkında. Tüyler diker şu anda. Evet, inanılmaz bir hikaye. Ben de Suna Yakın'dan çok güzel okumuştum. Hikaye. Çok güzel hikaye. Çok güzel hikaye. Aslında birileri görüyor değil mi yani? Değil mi? Yani, düşünmemek lazım, bizi görüyor mu görmüyor mu? Evet, bu hikayeyle de birlikte ilk baskının sonuna geliyoruz. Sevgili Coşkun, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.